hayalinizdeki 11'i hayalinizdeki 11'i anlatabilir misiniz bize? Hayalimde. Ronaldo var mıdır? Ronaldo'yu tanıyor musunuz efendim? Yok. David Beckham? Yok. Benim tipim Cemil Turan. Hiç öyle yabancı dışarılardan gelen yere bakmayın. Direkt şey 70'lere döndüm Cemil Turan. Erhan Önal yani, var. Yani değil de mesela bakıyorum. Mesela bir zamanlar çok meşhur bir futbolcu vardı benim jenerasyonumdaki. Şimdiye kadar gelmiş belki en yakışıklı Fenerbahçeli futbolcuydu Şeref As diye. Şeref As. Şeref As. Mesela Şeref herhalde 70 müdür, 69 mudur, 71 midir bilmiyorum. Ama hayatında bu kadar yakışıklı bir adam bir daha kaç tane gelir Türkiye'ye bilmiyorum. Yani Esmer'in bu kadar hoşu ve yakışıklısı. Ama yanı sıra mesela Beckham'a herkes ölüyor. Bakıyorum. Ayol sümüklü çocuk gibi yani kenarda 5 kuruş ver eline gitsin. Onun yenge var ya Victoria. O Victoria'da. Yani şey. Victoria'dan dolayı falan değil. Ben Victoria olsam hani 90-60-90 hani Beckham'ın belki cebi alakadar eder ama tipi beni pek alakadar etmez yani. Öyle mi? Yani kesinlikle şey değil. Yani o Victoria o vücutla o haliyle 24 saatlik girebilsem içine bak kim olurdu yanımda. İçinizde bir şeytan var mı hiç? Düşündünüz mü? Nasıl bir şey o? Yani meleğim de var ama şeytanım da var. Yani bir defa müzip taraflarım çok. Mesela çocukken çok sessiz bir çocuk düşün. Ama erkek kardeşim çok yaramaz, ablam çok yaramaz. Ama ben her dakika kurardım. Mesela kapuska diye bir yemek vardır biliyorsun. Sen lahanadan yapılır. Çok da severiz kırmızı. Nasıl yapılırsa o kapuskada. Şimdi artık öyle olmuyor. Böyle buzdolabına koyduğunuz zaman üstü böyle bir kat yağ olurdu. Mesela geceliğin onu düşünüp bir gece kalkmıştım. Yağını kaldırıp işte şeker kavanozunda ne kadar varsa şekeri koyup üstüne koyup ertesi günü yerlerken marmelat gibi bu ne oldu diye. Ya da çiftlikten tavuklar gelirdi. Balkonda da su küpleri dururdu. Bir gece gene kalktım bütün o tavukları su küplerin içine attım. Bir gece kalktım babamın ayağına misine bağladım yatak odağımdan çektim. Annemle babamı yatağına kirpi koydum. Yani böyle devamlı aklım ne yapsam diye ve sonunda bu çok... Bu gece ne yapıyoruz? Tabii. Çok güzel. Bu gece de yani büyük de bir kaza geçirdim çocukluğumda. Kolum kopuyordu. Ha, geçmiş olsun. Çünkü çamaşır makineleri o zaman böyle lastikli... Merdaneler vardı. Merdaneliydi. Çekiyor elektrikli. Mendili koymuşum. O mu kuvvetli, ben mi kuvvetli, o mu kuvvetli, ben mi kuvvetli derken buraya kadar kolum makineye girdi. Yani çok sakin duran ama yani sen otururken altına çivi koysan mı... Ama hiç benden ummazsın. Hep dayak yiyen Kenan olurdu. Yani ben o kadar böyle sessiz ve terbiyeli bir çocuğum. Yani... Peki yani şu anda var mı hala müziklikler devam ediyor mu? Yani mesela bayılırım. Okulda da bayılırdım böyle önümde bir kız varsa. Kızın sütyenini lastiğini çekip pat bırakmıyorsa bir dersin işi de yapalım. Böyle sakin durur. Ya da mesela saçları çok uzunsa böyle oradan çakmağı yakıp ucunu böyle bir yakıp onları yapmayın. Ya da mesela hiç unutmuyorum bir coğrafya öğretmenimiz vardı. Çok sinir oluyordum kadına. Ne yapayım ben bu kadına bir şey yapmam lazım diye. O gün yanımdaki arkadaşı kaldırttım. O da böyle dersi anlatırken birini kaldırınca birinin yanına oturuyor. Hani hocalar oturur ya. O huyu açtım. Tam otururken altına koydum. Tabii kadın bir kalktı hem yapışmış. Arkası bütün öyle vıcık vıcık. Hala da mesela bayılırım. Yani mesela bir kere bir restorandayız. Adını vermeyeceğim çünkü çok meşhur bir restoran. Böyle bütün kadınlar 55-60 üstü. Hepsi yapılı. Ama nasıl yapılmak biliyor musun? Öyle yapılmak ya değil. Onu bir, yani onu şöyle görelim, yapılı. Dudaklar böyle. Tabii öyle yapılmış. Hepsi berberden çıkmış. 70 yaşında olanları da var. İlk girişte antreleri pek güzel. Hoş. Yani taze ve o. Tabii bir de böyle bir gençlik havası yapıyorlar. Bir beyaz çorap alalım diye. Ama yarım saat sonra beyaz çoraptan sonra ölmüş horoz bine balığı gibi böyle duruyorlar. Ben de bir arkadaşımla gitmişim. Hayır arkadaşımla gitmişiz. Yemek yiyeceğiz ama dedim götürme beni. Öğlen iyi sevmiyorum orayı. Ay nasıl herkes bir ciddiyet içinde, herkes birbirine güzel küçük gülümsemeler, herkes böyle bir temaslar içinde falan. Birden havlama ihtiyacı duydum. Ve oturdum. Ve havladım. Ve tabii birden herkes ayağa kalktı ama güldülerdi. Oh be dedim rahatladık yani bir şey yapmak lazım. Onu Jake de çok yapar. Yapar mı Jake de? Böyle bir anda durduk kendim. Yani ama durduk yerde derken baktım yani. Ter bastı nasıl bir şey? Hayat ya. Durmuş. Böyle bir sürü mumya gibi karı böyle çekilmiş.
Yani öldürecekler. Şey gibi Satriko'nun felini Satriko'nun evet. Filmi vardı. Yani Mumyalar Müzesi gibi birdenbire böyle hepsi gitti gidecek. Ve biraz daha bir şey yapmazsak yani hayat duracak. Yani orada. Hayat duracak ya. Hayat duracak. Orada yani. Şey. Canlı. Ya evet nereden bir aldınız mı? Hayat duracak. Adam o yüzden yani öyle şeyler hisler geliyor. Ben trafikte yan arabalara havlarım genelde. Yan arabalara. Kafasını camdan çıkartıp. İlginç bakarlar evet. Çok eğlencelisiniz herhalde yani trafikte. Trafikte başka ne yapacaksın? Canı sıkılıyorsun. Ya radyo dinler. Birilerini dinliyor musunuz? Hı? Dinler misiniz birilerini? Ben radyoda konuşma dinleyemem. Ben sadece müzik dinleyebilirim. Anladım. Ben siz de genelde müzik dinliyorum. Genelde zaten aynı şeyi yapıyoruz. Peki. Kimleri izlersiniz? Seni seyrediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Gerçekten öyleyse hakikaten bir şey olacağım. Bende açıkçası televizyon yok. Biraz anladım. Entelejansiya ve frankofoniye. Her sizin önüne gideneyim işte. Şimdi konuşsun diye bir şey diyemiyorum ama. Entel. Kanallardan belgesel kanalı değil mi? Belgesel kanalı izlerim. Çok doğru. Ve şiir okur. Şiir de okur. Çok şiir okurum. Günde en az 1000-2000 tane şiir okurum. 1000-2000 tane şiir. Yurdumun şairleri posta karşısından. Tabii tabii. Tabii canım ya harikadır. Ya harikasınız. Sevcan senin bir şöyle bir durumun varmış. Taklit yeteneğin varmış. Ve hakikaten de hani bunu yakın arkadaşlarına söyledi. Bildiğin yani bayağı da iyi bir kulak olmalı ki sesleri neredeyse birebir aynı çıkartabiliyormuşsun. Doğru yani mu? Yani arada küçük şeyler. Peki yeteneksizsiniz desiniz buyurun. Şimdi yapayım mı? Buyurun evet. Bugün. O zaman bugün peki vakitte olmadan. Yani ama şimdi böyle de ne bileyim taklit yapabiliyor musun? Evet hadi yap falan. Hayır göster amcalarının sesini gibi değil. Yani hani gerçekten içinden geliyorsa ve içinden gelenleri söyleyebiliyorsan seviniriz. Yani geceye bu sefer Sezen Aksu taklidi yapabiliyorum. Sezen Aksu sadece bir tane bunu mu yapabiliyorsun? Yok canım yani? Birkaç kişi daha var. Nuray Afiftaş'ın taklidini yapabiliyorum. Sen çok yapan yoktur onun taklidini. Nuray Afiftaş'ı yani hakikaten ilk kez duyuyorum. Evet. Ama bir Sezen Aksu'yla başlayıp böyle biraz dolaşalım istersen Anadolu'nun sokaklarında. Öyle mi? Biraz Anadolu yalnız. Anadolu'nun sokaklarında. Tabii sokakları da var. Biraz ama böyle derinlik almam lazım benim buna. Çok teşekkür ederim. Bir derin ses verir misiniz? Hey 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 hey. Geliyor mu? Ha oraya gidiyor. Peki bana gelmiyor. Uçurum uçurum gözlerine baktım sensin dargan arca. Dudaklarımı çok uzatamıyorum. Olanla idare ederiz rahat ol. Ya öyle işte böyle bir şey. Güzel başka? Nuray abla var. Nuray Afiftaş'ın taklidini yapıyorum. Ama Nuray ablanın omuzları da oynar böyle. Nuray Afiftaş'ı hepiniz bilirsiniz. Biliriz, çok da hoş ki bir hanımefendidir. Çok da güzel bir sesi vardır. Onu grip olduğunda daha güzel oluyor ama işte. Grip olduğunda daha güzel. Bu da ya biraz ama garip oldu. Ya grip ol. Ama onun o genizden gelir ya sesi. O yüzden canım kötü bir şey söylemedim. Genizden gelen ses. Genizden eser.